belli bir süre çalışır, döner diye düşündük ama maalesef hayatın gerçeği bunu böyle olmadığını gösterdi bize. Türkiye'ye kıyasladığın zaman yine burada da hayat pahalı. Yani benzinin litresi 2 pound. Memnun musun genel olarak Londra'ya taşınmakta? Açıkçası değilim ya. Türkiye'deki insanlara tavsiye eder misin buraya gelmesini, iş kurmasını? Eskiden olsa derdim ama şu anda çok zor. Burada iş imkanı çok. Çalışmak seni iş çok. Herkes dediği gibi eleman darıyor açıkçası. Genel anlamda kazancımızda çalıştığımız saatlere göre gayet iyi ve uygun yani. Londra'daki Türk mahallesi Haringey'deyim. Bugün buradaki Türk esnafla konuşacağım. İşleri nasıl? Buradaki hayat şartları nasıl? Kaç para kazanıyorlar? Gelin birlikte öğrenelim. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı ülkelerin başında İngiltere var. Özellikle son yıllarda Ankara Anlaşması'yla bu ülkeye binlerce kişi taşındı ve iş kurdu. Başkent Londra'da iş hayatının en aktif olduğu bölgelerin başında Haringey var. Burada restorandan kuaföre, perdeciden kuyumcuya kadar birçok alanda çalışan Türk işletmeci bulabilirsiniz. İstanbul'dan buraya geldin, nasıl hissediyorsun burada? Ya burada yabancılık çekmedim çünkü Türklerin bir caddesi var. Hep Türkler dolayı, esnaflar Türk, müşteriler Türk. Türklerin buluşma noktası burası diyebilirim açıkçası. Ne zaman geldiniz Londra'ya? 2 yıl oldu abi. Yaklaşık 32 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türkiye'deki perde sektörü buraya taşıdık. 1989'da taşındık buraya. Önce tekstilden uğraştım. 98'den bu tarafa da kuyumcuyum. Buraya öğrenci olarak geldim 13 sene önce. Böyle pat diye de ben geldiğimde perde dükkanı kurdum diyemezsin. Yani bir 2 yıllık kadar bir zaman geçmesi lazım ki insanlar çevreye alışsın, ülkenin şarttan alışsın, iş yeri nasıl dönüyor onu bilmesi gerekiyor. Ondan sonra elbette insanlara yetenekliyse iş kurabilir. Hiçbir zorluğu yok. Yani burada company house'dan şirket alıyorsun. İşlemlerini yaptığın zaman 50 yıllık firmayla senin yani hakların aynı. Kurallara uyduğun müddetçe. Gelip iş kurmak zor mu? Ya bırak gelmeyiş, vize almak bile zor, çok zor. Yani bir dünya belgesi var. Geleceğin dilin yoksa o da ayrı bir dert. Çalışacak yeri bulamazsın, bulsan bile hani sigorta çalışamazsın. Çoğu düzen yer Türkiye'de. Türkiye'de artık çalıştıramıyor. Yani kaçak bu da onu da yapamıyorsun. Çünkü sürekli denetleme var, cezalar var. Bir şirket aracıyla gelirlerse, bu şirket ona sponsor olsa gelebilir. Tek başına gelmesi, onlarca tek başına yani. Gelmesi, hani düşün yani resmen Suriye'yi kaçıyorsun, tamam ne olacak, savaş alın. Savaş kurası. Zannediyorum burada para var baba. Ben karşılıklı olacak. Olay değil. Türkiye'den gelmek isteyenlere tavsiye eder misin buraya gelmelerini, iş kurmalarını? Ya tabii isterim. Burada şartlar güzel. Yani burada en azından bir şeyler yapabiliyorsun, alım gücün var. Tek sorun evlerin kirasının yüksek olması. Anca böyle tek odalı evlere taşınabilirler. Çünkü burada 2000 pound'a ev de var, 1700 pound'a da ev var. Bir odalı ev 500 pound mesela. Çoğu insan burada zaten onu devletten destek alarak çalışıyor. Burası da Türk marketi, Turkish Food Market yazıyor. Ortalama fiyatlara fındık 5.99 pound, ceviz 5.99, kayısı 3.99 pound. Hayat zor burada. Şimdi oda kirası 5-600 sterlin. Yani 200-300 sterlin haftalık alacak. Bir sigaranın paketi 13 sterlin, 12 sterlin yani. Burada da hayat pahalı ama insanların alım gücü olduğu için zorlanıyorlar. Yine de gençler gelmek istiyor. Ben Türkiye'de gördüm yani yine buranın olanakları daha iyi, gelebilen gelir. Çalışma saatleri açısından biz çok daha ağır çalışıyoruz. Ha belki bir İngiliz'in belli bir yaşam standardı vardır. Haftada işte 5 gün çalışır, ne bileyim 2 gün kendine ayırır ama tabii bizim ilgili toplumlarda gelen insanlar daha yoğun çalışıyoruz, daha ağır çalışıyoruz. Türkiye'de ne olacağını belli ki. Sevdiğim bir ülke, kendi ülkem ama sokağa çıkıp da bir yerden vurmayacağı belli veya bir insanın çırpıp kaçmayacağı belli değil yani. Burası öyle değil. Genel olarak %70 biraz daha güvenilir burası. Çok uzun saat mi çalışıyorsunuz? Yani yorucu yani mu oluyor? 10 saat çalışıyoruz. 8 saat çalıştıranlar da var. Karşılığını alıyor musun? İster istemez alırsın. Çalıştığın şirkete, kuruma bağlı. İngilizler günde 4-5 saat, 6 saat, en fazla 7 saat çalışıyor. Ya haftanın 4 günü. Biz burada işletme olarak haftanın 7 günü açıyoruz. Genelde kendi kültürümüzdeki insanlarla daha yoğun bir şekilde bir dostluğumuz, arkadaşlığımız bulmakta. Her şey ateş pahası, kiralar, ulaşım, her şey pahalı, yemesin için her şey. Hiçbir şey yapmasın günü 20 pound'ın gidiyor. Günde 50 pound, 30-40 pound'ı çalışan da var, günde 150-200 pound'ı çalışan insan da var. İngilizce öğrenebildim bu arada. Yani Türklerin yerinde olduğum için pek fazla ilerletemedim açıkçası kendimi. Sürekli %90 müşterimiz Türk. Çiğ köfte bayisi burası. Yani ışığı falan yok mahallede. Kuzey Londra'da Türkler çok olduğu için daha küçük kasabanın falan oralarda olduğunu söylüyor ama biz böyle bir şey hissetmiyoruz zaten. Zaten burada İngilizler çok yok. Şu an yaşadığımız semtlerde genelde
yabancı nüfusun çok yoğun olduğu semtlerdir. Tabii herhangi bir ırkçılıkla ya da ne bileyim ona benzeri bir davranış içinde görmüyoruz. İngilizcen olmasa bile onlar seni anlayacağı dilden anlamaya çalışıyorlar. Sen ister istemez yabancılık çektiğinde onlar seni anlayabileceği şekilde sana izah ediyorlar. Türkiye'yi özlüyorsun, kendi ülkeni seviyorsun ama yaşam kalitesi olarak burası daha iyi. Hani eksik olan yönleri var ama Avrupa'ya kıyasladığım zaman ben İngiltere'yi tercih ederim. Heringey'in ana caddesinde Heringey çorbacısı var. Bakalım çorbayı nasıl yapıyorlar. Bizim paçayı şu şekilde yapacağız. Buradan biraz boyun eti alıyoruz. Etinden karıştırıyoruz. Boyun eti. Burada kafa eti, yanak, manak, çürük hepsinden var. Burada dil var. Burada da beyin etimiz var. Beyinden de bir parça alıyoruz. Kendi et suyuyla karıştırıyoruz. Evet. Ve kendi kendine kaynıyor. Et ile beraber özleşiyor iyice. Samsak olsun değil mi hocam? Evet. İçine soslarını atıp olayı tamamlamış hocam. Yani. Baharatlarla karışmış tereyağı sosumuz. Onlar kendi kendine kaynıyor şimdi. Biz bu gerçek kelle paça. Bir tek içinde şey yok, ayak yok. Burada evlendik, çocuklarımız oldu. Çocuklarımız buranın kültürüne alıştı. Hani biz dönsek bile artık onlar dönmez. Belli bir yaş seviyesinden sonra daha çok insan ülkesini daha çok özlüyor. Biz de planımız işte daha işte belli bir yaştan sonra uzun bir süre Türkiye'de yaşayıp tabii daha sonra çocuklarımızı yanında bulmak gibi amacımız var ama bunu ne derece gerçekleşir onu bilemeyiz.